Merhaba sevgili seyirciler. Bir haftalık aradan sonra Potu Altı programının ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Bugün programımızı biraz erken başlattık ama biliyorsunuz bir saat boyunca basketbolun nabzını tutmaya devam edeceğiz. Malum bu akşam Bursa Spor, Balıkesir Spor futbol maçı da var. Diyelim ve hemen değerli konuğumu tanıtarak programımıza startı vermek istiyorum. Programımıza kısa bir ara olacak. Ardından ilk yarının ardından tekrar devam edeceğiz diyelim. Ona göre çayınızı kahvenizi hazırlayın. Bu arada Facebook üzerinden de sorularınızı bekliyoruz. Bursa Final Spor'un genel menajeri sevgili dostum Uğur Özmen. Uğur hocam desek şimdi hocalara ayıp olacak. abi desek çok eski dostuz. Yani. Uğur Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum Serkan'cığım. Evet. Uğur Bey'le beraber tabii sevgili menajerimiz sağ olsun bize çok güzel bir kupa getirdi. Kupanın hepsi değerli tabii. Burada büyük bir emek var, alın teri var. Evet. TBL bazında yapılan Türkiye eski adıyla, şimdi yeni adıyla Federasyon Kupası. Bursa Final Spor'un oldu. Lig başlamadan hemen önce bu kupayı kazandı Bursa Final Spor ve Bursa'ya da bu düzeyde ilk kupayı getirdiniz. Evet. Öncelikle kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz diyerek sohbetimize başlayalım. Şükür bugünümüze diyoruz biz de. Evet. Öncelikle bu davet için hem kendim adına hem de kulüp adıma teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Kısaca bu kupanın hikayesini... Bir hikayeden başlayalım çünkü... Anlatacak olursak... biz Bursa'da bugün sitesi olarak sizlerle röportaj yaptık sevgili Mehmet Ali ve Kaan. O haberleri videolarla beraber koydu ama sizden canlı yayında bize ilk kez ulaşanlar dinlemek isterlerse nasıl bir zorlu süreç sonunda bu kupa geldi? Şimdi zaten bizim Final Spor'un 2006'da kurulan Final Spor 13. yılı. Benim de Tofaş'tan sonra burada 12. senem olacak. Tofaş'ın eski genel sekreterliğini yaptığınızı biliyoruz. Beraber... Ki ben Uğur Hocam'ın maçlarını yazmış eski bir gazeteci çok... olarak. Tabii eskiden hem Tofaş'ta uzun yıllar oynadım hem de Efe abilerin döneminde 13 sene toplam 20 yılım geçti. Aktif basketbolcuk ne zaman bitmişti? 94'te kısa dönem askerden sonra erken bıraktım. Demek ki ben Efe 7 abi... yıl yazmışım abi. Evet. Tam 20 yılda Tofaş'ta sürecimiz oldu. Evet, Efe sonra abiyle beraber. Evet, Efe abiyle. Sen de çok maçlarımıza gittin. 87'den yani, sonra. Koraç Kupası'na da biraz orada burada değineceğim. Tabii inşallah. Şimdi kuruluşumuzdan beri hedefimiz hep böyle düşmeye aday bir takım değil. Ama hep böyle playoff'u zorlayan, üst sıraları zorlayan, altyapısı olan bir takım görüntüsü. Bir okul kuruluşu. Alalım. Evet, final eğitim kurumları. Ona da biraz sonra değineceğim izninle. Tabii. Geçen sene bir Bursa Spor'la çeyrek final oynamıştık. Bizim kulüp olarak... Bu kupada. Bu kupada ilk diyelim grubu geçip çeyrek final oynama başarımızdı. Bu sene de hedefimiz işte çeyrek final oynayalım. Geçebilirsek de yarı finale geçelim. Grubumuzda da Akhisar, Düzce ve Balıkesir vardı. Bir tarafsız sahada oynandı değil evet, mi? Evet. Eskişehir'de. Dedik ki buradan ilk ikiye biz gireriz büyük bir ihtimalle. Sezon başı bile takımlar tam tanınmıyor. Tanınmıyor. Bu federasyon kupasında ne artısı var? Hem takımlara hazırlık sürecinde faydası oluyor. Hem de oradaki maçlar iddiaya giriyor. Kulüplerin işte çok az olan gelirlerine biraz katkı sağlıyor. İlk maçımız Düzce ile oynadık. 94-71 kazandık. Fakat o maçta bizim en iyi oyuncumuz kısa yabancımızın burnu kırıldı. Veal. Öyle mi okunuyor? Evet, Veal. Marlene Veal. Ha şu meşhur triple-double yapan ligdeki ilk maçında. Evet. Zıp zıp Amerikalı diyoruz biz ona. Çok enteresan bir oyuncu. Biraz böyle kasti bir faulle burnu kırıldı. İkinci Akhisar maçında oynayamadı, kaybettik. Sonra maske yaptırdım orada. Üçüncü maçta da Balıkesir'e yenildik. Çok zor. Yani Eskişehir'de maske yaptırdınız yani. Maske yaptırdık evet. Oradan bir tane adam buldum. Özel. İşte Acı Badem'e gittik. O doktor baktı falan, bizi yönlendirdi. Alelacele çok da güzel yaptı maskeyi. Hatta bir anekdot da oluştu. Lütfen. İşte neredensin? Şuradansın. Buradayım Tofaş. Aa öyle mi? Coşkun Teziç'i tanıyor musun? Tanıyorum. Coşkun Teziç biliyorsun biraz fotoğraf motoraf meraklı. Evet, bu, su altı falan. Malzemeyi yapan firmanın sahibi de fotoğraf meraklıymış. Hatta akşama sunumumuz var dedi. Belki de onun şeyiyle çok düzgün güzel bir maske yaptı hem de bir günde. Çok özel. Ertesi günde maçta oynattı. İşte ya çevre çok önemli. Evet. Yani basketbol sayesinde hakikaten çok çevremiz oluyor. Ama hani biz şimdi sonuçta anlatacağım şampiyon olduk. Gruptan avarajla zor çıktık. Ama yani işin üçlü avarajda. Esprisi bu herhalde. İşin esprisi o. Sonra da biz ikinci olduğumuz için B grubu
Birincisi Mamak'la eşleştik. Ankara Mamak. Ankara Mamak. Onu da yendik. Bir anda yarı final, Allah ne oluyor falan derken yarı finalde de Denizli takımıyla eşleştik. Çok ilginç bir maç oldu. Sonunda biz 3 sayı mağlubuz. Çok az bir süre var. Normalde hani bize bir foul yapsalar, Yugoslav foul'i hani dediğimiz gibi iki atış atarız işte belki kaybedip gideriz. Son anda bizim üçlük atarken meşhur oyuncumuz Marley'in Vey'le foul yaptılar. Hem üçlük girdi, arkasından bir de foul'ü soktu. Üçlük basketbol oldu, 4 sayı. Foul'du, 4 sayı. Hani ben şeyi eleştirmiyorum. Genelde bu tür hataları genç oyuncular yapabilir. Ümit Sonkol hani eline vursa çok tecrübeli biliyorsun. Çok Tofaş'ta da oynadı. Her yerde oynadı. Belki de hani ben uzunum atamaz niyetiyle yaptı. Foul yapan da oydu. Bir sayıyla maçı kazandık. Rakibi bir daha alayım. Denizli. Denizli takımı. Evet. Demek ki. Onun bir ön adı var. Merkez Efendi Denizli. Evet. Sonra da finale kaldık. Finalde de Petkim. Petkim de şu an bizim ligde işte Konya Spor, Akhisar'la beraber belki de en kuvvetli, en güçlü kadroya bir şeye sahip bir takım. Ve Petkim'i nereden tanıyacaklar? İzmir ekibinin başına geçen sene Bursa Spor'u TV'de şampiyon yapan Arda Vekiloğlu çalıştırıyor. Antrenör. Bursa Spor'dan bazı oyuncular oraya gitti. Tabii tabii. Çok iyi kadrosu var. Çok önemli oyuncuları var. Bütün maç korakor gitti ve o maçı da iki sayıyla kazandık. Ve de şampiyon olduk bu kupayı. Hem Bursa'mıza hem kulübümüze getirdik. Ya bu kupayı ellemek bunun manevi değeri çok, çok önemli. Çok tabii. Bizim için de çok değerli. Sanıyorum İhsan Başkan ve tüm yönetimde ayrı bir haz aldılar bundan. Evet evet. Değil mi? Çok memnun oldular. Kutlama yemeğinize de oradaydık çünkü biliyorum o tabii, yüzünüzden okunuyordu. Sonra burada bir hem sezon açılış yemeği yapamamıştık. Hem sezon açılış yemeği gibi bir oldu, arada. Hem de bu oldu. Sağ olun sizler de destek verdiniz geldiniz. Ne demek? Gurur verici bir şey. Ondan sonra da işte ligimiz başlıyor. Demin Koraj Kupası'ndan bahsedeceğim dedim ya. 97'ye uzanırsa 22 sene. Yaşımız ortaya çıkıyor ama şaka bir yana. Çünkü şey, bunlar çok güzel şeyler. Alışık olmadığımız şeyler. Çünkü bu tür başarılar her zaman her kulüp yakalayamıyor. Evet. Tabii röportajlar, işte gazeteler falan. Böyle bir rehavet oluyor. Aklıma hep şey geliyor. İşte Koraj Kupası. Sen daha iyi biliyorsun. İlk maçı orada. Orada 11 sayıyla yendik. Burada 18. Burada nasıl olsa 17 diye hatırlıyorum ama. Fark etme yani. Ama Samir Avdiç'in ayağına bastılar. Evet. Kırdılar daha 5. dakikada hani olmadan. Kupa orada törenler. Maytap törenleri bile hazırlıyor. Yani. Hani nasıl olsa yeneceğiz gibi. Zaten Raşat Griffit de biraz hastaydı hatırlıyorsun. Evet. Şaklaport başında vardı Aris'te. Samir Avdiç'in ayağı burkuldu. Maçı kaybettik. Gitti kupa. Yani o hiçbir kupa bir maçta kazanılmıyor. Kazanılmıyor evet. Ki oradaki maçta ben çok iyi hatırlıyorum. Selanik'teydik. Atatürk'ün evinde gezme şansımız olmuştu. Çünkü iki ayrı uçak kalkmıştı. Çok net hatırlıyorum. Takım ayrı gitmişti. Biz başka bir yerde kalmıştık. Ve bir ara orada skorboard bozuldu. 30 saniye işte 24 saniye hiçbir şey göstermiyor. Orada masa tenisi gibi sayı attıkça kartonları çeviriyorlardı. Şeyi de hatırla, Raşat Griffit de acayip böyle bir zatürre, böyle bir hastaydı, hastanelerde serumla oraya falan gitti. Üstüne bir de Samir olunca maç gitti. Ben de şey dedim, hani şimdi ligin ilk haftası, iyi de bir takımla oynayacağız, sağroşluğu olmasın ama muhteşem bir oyunla 123-91 Mamak'ı yendik. Ve demin senin bahsettiğin gibi bizim Marley'in Vale, 46 sayı, 13 asist, 11 rebound. Ve de triple double yaptı ama verimlilik puanı 64. Yani öyle bir rakam yok mesela. Evet yani o verimlilik puanı yıllarda çıktı. Son yıllarda çıktı ama 50'nin üstüne çıkan olduğunu zannetmiyorum. Hatta ligin neresi olursa olsun. 1-2 hafta önce Micić EuroLeague'de Efes'te. MVP olmuş 34 verimlilik puanıyla. Yani ne kadar yüksek aradaki bir şey olduğunu. İki kat fark var. Fark et. Bir de bu oyuncu 11 rebound, 13 asist dediniz değil mi? Evet. Ben de o maçtaydım. Hatta yazıda şöyle yazdım. Bu oyuncunun özel tribünü olur diye. Var. Yani. Çünkü bunu sırf onu seyretmek için gelenler vardır tahmin ediyorum. Hatta bir tanesi şey yapmış. Fanları da gelişiyor işte evet, Instagram'da. İnterneti falan. De iyi kullanıyor. Şeye yazmışlar. Bu BSL'nin All-Star'ına işte TVL'den de oyuncular İsmail gelsin. İsmail Şenol da yazmış. Falan diye. Öyle bir şey. Ama o tabii nasıl olacak? O biraz zor olur. Sadece şöyle bir şey olabilir. Bir de şimdi bizim TBL'de yok. Şeylerimiz, kulüplerin işleri çok zor. Biraz vakit kalırsa ona da değiniriz ekonomik olarak. Evet. Bir Eskişehir'deki toplantıda Eskişehir'de
lig erkek ligleri direktörlüğü sadece genel menajerlerle bir toplantı yaptı. Oradan da iki tane temsilci seçildi. İşte birisi ben, biri de Balıkesir'in genel menajeri Anıl. Hani aramızda işte hem problemlerimizi yatıralım masaya, hem öneriler getirelim. Yani nasıl renklendirebiliriz, buradan nasıl para kazanabiliriz? Bu sene, geçen sene ligimizin arası yoktu. Bu sene lig arası var. Biz de şey önereceğiz, yani bizim ligde yapalım, TBL'de All-Star'ı yapalım. Hani maliyetler biraz şey dedi Özgün federasyonlar, ama ille birincilik, süperlik gibi aynı şeyde olması gerekmiyor. Bir güne sığdırılır, işte şey olur, renklendirilir, sponsor bulunur, bir şeyler bulunur. Hani ligin değeri böyle Avrupa Asya karması gibi mi? Herhalde yerli yabancı karması olmaz yani. Yok, dengeli olması aynı lazım. Şey gibi olur. Olabilir yani, ya karışık yapılır. O artık sonraki şey. Önce bir olmasını oraları detaya şov yönüne bakılır dediğiniz gibi. Şu an 4 maç oynadık. Bir Bandırma nazar boncuğumuz var. Kaybettik o maçı. Evet. O maçta da şey Veil hani, o maçta biraz performans olarak geriye 21 düştü. 21 top kaybımız var. Onu Veil yaptı. Yani yapmaması gereken dik bir şey değil. Çok şut yüzdelerinde problem yaşadık. 17 tane faul kaçırdık. Maçı 12 sayıyla verdik. Bu maçı da kaybetmemiz çok doğal. 17 faul kaçıran takımlar genelde kaybeder hocam. Bir takım oyuncusu olma yönünde çok büyük adımlar atıyor demiştin. Amerikalı oyuncu için Amerikalı. O da 23 yaşında. Kolejden yeni çıkmış bir oyuncu. Nasıl buldunuz bu oyuncu diye de sormadan edemeyeceğim. Çünkü gerçekten mesela Bursa Spor'a da aynı soru soruluyor. Frutti Ekstra Bursa Spor'un da 5 karakterli oyuncu. Bazıları zaten Avrupa çapında bilindik oyuncular. Riley gibi falan. Ama bu oyuncuları mesela scout etmek kolay değil. Şimdi benim kendi portföyüm var. Yani kendi portföyüm var derken işte yıllardır yabancı menajerlerle de ben kontaktayım. Evet. Türk menajerlerle de kontaktayız. Onlardan işte bir sürü oyuncu geliyor. Ben oradan hem bütçemize hem şeyimize uygun olanları seçiyorum. Teknik kadromuza gönderiyorum. Onlar da değerlendiriyorlar, bakıyoruz. Fakat bu kısada bir avantajımız var. Geçen sene Dan'ın menajerinin oyuncusu. Yani o bize yönlendirdi. Biz de beğendik. Şimdi bazen bu tarz oyuncular kimi takımlar için işte streetball oyuncusu gibi diyor. İşte tecrübesi yok diyor falan. Ama bazen de hani bir görünce siz anlıyorsunuz. Yani bu çocuk bizim takımda iş yapar gibi. O hani lig oyuncusu mudur değil midir? Bizi yanıltmadı ama sadece şu var. Kolej basketboluyla Avrupa basketbolu çok farklı. İşte Bandırma maçındaki hatalar gibi zaman zaman o tür şeyleri yapıyor ama her geçen gün daha iyiye gidiyor. O da zaten çok mesela, genç oyuncu. 23 yaşında ve ilk defa Amerika dışına çıkıyor değil mi? Evet. Şöyle örnek veriyorum. Geçen sene bizim ligin sayı kralı Artvin'deydi. Ricky Tarrant. Bizim Dan'da ikinci olmuştu. Mamak maçında seyrettin o maçı. 40 sayı attı Tarrant'ta. Evet. Ama maçı farklı kaybettiler. Çünkü direkt, o zaman göze gözükmedi. Yani bizim oyuncu öyle değil. Atıyor ama attırıyor da yani. Şu an tek başına atması bir şey ifade etmiyor. Etmiyor. Dördüncü hafta sonunda sayı krallığında birinci. Şeyde ya bir ya iki asiste. Rebound'da bile o uzun oyunculardan önünde. Fena değiliz. Bir de tek handikapımız bizim işte Caner Topaloğlu, bilirsin, eski Topaç'ta ülke rakibi. Evet, yıllarca Süper Lig'de oynadı. Dizinde küçük sakatlığı var. Ondan faydalanmak konusunda. Dış menisküs ama ameliyat olmasını gerektiren bir durum yok. Sezon başında olmuştu o. İlk hafta dinlendirdiniz hatta. Yok, bayağı dinlendirdik. Yok yani şeyde zorlamak istemiyordunuz. Türkiye Kupası'nda oynadı ama 6 maç üst üste biraz dizinde yine sıkıntı oldu. Şimdi biraz yaşı da var. Evet, 2-3 haftalık yine kuvvet çalışması döneminde. Ne zaman dinler hocam? Haftaya zor ama bir sonraki hafta dönecek diye ümit ediyoruz. Uzundan memnun mu koç Levent Erdoğan? Ya uzun oyuncumuz Georgia Tech'ten, çok iyi bir okuldan. Evet, okulu güzel. Yetenekleri de çok fazla ama işte rookie'lerin bazen böyle bir uyum sorunu oluyor. Müslüman bir oyuncu galiba. Senegalli. Evet, Senegalli. İsminden de anlaşılacağı üzere. Abdoulaye Gouaye. bazen çok iyi oynuyor. Bazen işte vasat oynuyor. Hani kendi potansiyelinin daha farkında değil. Veya işte Avrupa basketbolunun gereğini yerine getiremiyor. Hani çok şey değiliz. Ne derler, hani aman bu olmadı da hemen gönderelim. Biz onu hani kazanma yönünde hala ümidimiz var yani. Şimdi final okullarına baktığımızda tabii taraftan da final spor olarak
herkesi merak ettiği konulardan biri. Baktım bana bak bir yıl yine bir şeyler paylaşıyor. Yine geldi bana bir şey. ona bakarken başka bir şey geldi. Hedef anlamında sezona başladınız. Bir nazar boncuğumuz var diyorsunuz ama var. İşte kupada kaybettiğiniz Akhisar'ı bu sefer deplasmanda yendiniz. Dün itibariyle. İşte o deplasmandaki Akhisar galibiyeti şeyi telafi edecek bir galibiyet. Ekstra yani Bandırma, bir şey oldu, değil mi? Bandırma maçını telafi edecek bir galibiyet. Hedef nedir? Yani final okulları bu sene final spor olarak neye hedefliyorsunuz? Yani zira hedef... sadece playoff artık daha önce de playoff oynadınız. Düştünüz tekrar çıktınız. Çıktık. Bunları yani ben özetleyerek gidiyorum ama siz detayları verirseniz. Doğru. Şimdi her sene demin de sözün başında dedim ya kuruluşundan beri bizim amacımız düşen aman düşmeyecek bir takım yapalım da değil. Hep playoff'u hedefleyen bir takım olduk ama bu sene biraz playoff'un üstünde bir hedefimiz var. Bunu da hem Türkiye Kupası hem şu 4 haftanın sonunda görebiliyoruz. Yani ilk 8'e girmek yetmeyecek artık yetmeyecek mı diyorsunuz? Çünkü zaten statü değişti. Geçen sene de öyle oldu. Ligi birinci bitiren direkt çıkıyor. Hı. Eskiden 1-8 playoff oynuyordu. Şimdi 2-9 playoff oynuyor. Doğru. Şimdi 8. 7. 9. olduktan sonra sağ avantajınız da yok. Hani çok bir mantığı da yok. Hani iki maçta oynayalım. 9. olsan zaten ikinci güçlü takım olacak. Ama işte böyle bir 4-5-6 o sıralardan amacımız hedefimiz o. Playoff'a girmek ve orada da bir ilk turu geçmek istiyoruz bu sene. Yani İki turu geçerseniz bir yarı final. Şeyimizi yükselttik yani. Çeyrek finali geçersek. Yarı final, ilk tur, çeyrek final gibi o oluyor. O şey gibi, Türkiye Kupası gibi olmaz mı? Şöyle örnek veriyorum. Bu hafta biz kimle oynayacağız? Fethiye ile oynayacağız. Evet. Lokman Hekim Fethiye. Onun da saatini gününü anons edelim hazır yeri gelmişken. Şimdi zaten onu söyleyeceğim. Hazır sen de başlattın. O zaman söylüyorum. Yani unutmayalım buradan, birazdan unuturuz gider. Hem buradan Bursalı basketbol severlere de bir çağrımız olsun. Tabii. Bir eğitim kurumunun takımı Final Spor'u destekleyin lütfen. Maçlarımız biz Atatürk Spor Salonu'nda. Emektar Salon zaten artık Tofaş'ta Bursa Spor orada yok. Evet yok. Cumartesi günü 2.30'da oynuyoruz. Bilet ücretimiz de bize kalsa 0 lira ama federasyon mecburiyet tutuyor 2 lira. Yani öyle mi? Tabii 2 lira, 5 lira, 10 lira, 20 lira, lira bile değil, yani. Değil 2 lira. Eyvah. Herkes gelebilir. Herkesi hem bu haftaki Fethiye maçına cumartesi hem de 2.30. 2.30'da hem de diğer maçlarımıza bekliyoruz. Yani Fethiye'de bakmayın 7. olduğuna. Ona, aynı galibiyette ona söyleyeceğim. 4'te 3 yapan 7 takım var yani. Evet, düzeltiyorum 6 takım var. 6 takım var. Avaraj'da 7. Biz de Avaraj'da 2.'yiz. Çok yakın. Bu Fethiye Petkim'i yendi. Hmm. Kendi sahasında da Konya'yı yendi. Yani sadece bu hafta Balıkesir'e evinde yenilmiş. Evet. 94-91. İşte Balıkesir onu yenince lider oldu. Bunlar Avaraj'da aşağıda kaldılar. Balıkesir'de maşallah. Na mağlup gidiyor Karşıyaka gibi Süper Lig'de. Hemen Final Spor'un, Final Gençlik ve Spor Kulübü tam adıyla, Final Spor'un averajla ikinci olduğunu, artı 40 averaja sahip olduğunu, na mağlup Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin arkasından ilk 4 haftada ikinci olduğunu söyleyelim. Tabii aynı ligde yer alan temsilcimiz Gemlik Spor, diğer adıyla Gemlik Basket. Maalesef kötü başladı. 4'te 0'la sondan ikinci sırada Samsun gibi, Anadolu Basket gibi henüz galibiyet alamayan 3 takımdan biri. Fatih Elbaş değil mi? Devam ediyor. Evet. Fatih Hoca ve ekibine başarılar diliyoruz. İki Bursa takımının olması aslında çok büyük avantaj ama maalesef ki şu an itibariyle herhalde şanssız başladılar. Şimdi umarız toparlarlar. İzin olursa hazır böyle bir ortam bulmuşuz. Bir parantezle sponsorumuzu açmak istiyorum kısaca. Şimdi bizim sponsorumuz kim? Final Eğitim Kurumları. Evet. Yani sonuçta bir ana eğitim. Sponsor. Ana sponsorumuz o. Hani sanki sponsor deyince kuruma dışarıdan bir sponsor gibi. İlk aklı o geliyor. Yok öyle bir şey. Kendi kendine sponsor. Evet. Final Eğitim Kurulları, Final Dergisi dershanelerinden gelen bir şey. Zaten Türkiye'de bunu bilmeyen... Evet, 2009-2010'da sizin maçlarınızı televizyona anlatırken hem tanışma hem de o yapıyı öğrenme fırsatım olmuştu. Şimdi Final 39 yıl önce kurulmuş bir kurum, eğitim kurumu. İnşallah 2020'de 40. senesini dolduracak. O nedenle de Final Eğitim Kurumları kendi sponsorumuza... Ben hem kulübüm adına, hem oyuncularım adına, hem kendim adına çok teşekkür ediyorum. En başta da başkanımız İhsan Özen ve Sayın İbrahim Taşele ve tüm yöneticilerimize şöyle bir şey söylüyorum. Hani çok değerli bir iş yapıyorlar. Biliyorsun
İşte fabrikalar kapanıyor, herkes işten çıkarıyor. Her yerde tenkisat var. Bu kadar. Mesela dershaneler kapandı. Şimdi işte... Medyada da aynı şey var. Sen işindesin. Yani sektör fark etmiyor. Buna rağmen kulüp 2006'da kurulmuş 13. yılı. Evet. Ayaktayız. Her şeye rağmen bize destek veriyorlar. Yani düşse de küsmedi, tekrar küsmedi, çıkardı. TB2'liye düştük, şampiyon olarak tekrar çıktık. Ki TB2'liye de 1 lira gelir yok. Eskiden bölgesellikte... İddia falan da yok. Yok, hiçbir şey yok. Ona rağmen... Orası daha kötü. Çok kötü. Ona rağmen devam ettiler. Maaşlarımız ayın 5'i ise 6'sı olmaz. 3'ü 4'ü yatar. Maşallah. Primlerimiz gününde ödenir. Genç böyle oyuncu, takıma her oyuncu gelmek ister. Geliyor zaten. Genç oyuncularımız için lojmanlarımız var. Kahvaltı, öğlen yemeği desteği veriyoruz. Basketbolcular kendi aralarında bunu sürekli konuşuyorlar tabii. Konuşuyorlar. Ne artımız oluyor? Haziran olunca. Şimdi bu seneki kadromuza baktığınız zaman işte Caner Topaloğlu, Serhat Uğur, işte Salih Uğraşan eski gibi Salih, oyuncular var. Eski Bursa Spor'un kaptanı. Bizi zannediyorlar ki geçen seneden çok daha fazla para harcadık. Halbuki öyle değil. Bursalıları topladınız ama hocam. Öyle bizim de bir şey var yani. Bizim zaten şeyimiz bu. Yani misyonumuz da bu. Kendi oyuncumuz olsun, kendi antrenörümüz olsun. Hepsi Bursalı çocuklar. Evet. Onun da semeresini nerede görüyorsun? Hepsi karakterli çocuklar. Sahaya da emeğini, şeyini koyuyorlar. İşte kaptan sakatsa onun yerini birisi dolduruyor. Birisi yara atlıyor, öteki şeyi yapıyor. Yani çok iyi bir uyum yakaladık. Şeyi de söyleyeceğim. Aynı zamanda ben de final eğitim kurulunun bir velisiyim. Benim çocuklarım orada oluyor. Evet, o da önemli. Büyük kızım mesela oradan mezun oldu. Çok iyi bir işte üniversite kazandı. Yani final eğitim kurumları insanların hayatlarına da dokunuyorlar. Evet, o önemli. Belki de işte 39 yıllık sürede işte ne mühendisler ne doktorlar ne değerli insanlar yetiştirmesine faydalı oldular. İşte bu anlamda bu tür kurumların spora destek vermesi çok daha anlamlı bana göre. Ama çok oradan hocam şey. Şeye gireceksin sandım. Neye? Beni ne mühendisler ne doktorlar istedi de başka kulübe gitmedim. Şöyle ben kendimden bahsedeyim. Ortaokulda okul ikinciliğim var. Lisede teşekkür takdirim var. Biz de basketbol yüzünden işte buralardayız. Hayır, belki ama başka bir kulvarda olsaydım farklı olurdu. Basketbolu şimdi, seviyoruz yani. Futbolcular konuşurken basketbol için ne diyorlar? İşte elit bir camia, hepsi en az lise mezunu, üniversite okuyan çok. Çok. Öyle bir biliyorsun yıllar öncesinden atan bakıyorsun İTÜ'den mezun ki sen de İTÜ kaynaklı bir geldim, eski guardsın. Çok eski yıllarda ben senin gelişini yakalayamadım 81'de ama, geldim ben. Evet o yüzden ben 87'de Efe abiyle Tolga abinin geldiği günler hatırlıyorum. Mete abinin geldiği günler hatırlıyorum. Doğru. Yani buradan şunu da söylemekte fayda var. Bursa basketbol kenti olduğunu zaten bu yılla damgasını vurarak işte ikincilikte Geçit Spor, evet. TBL'de bakıyorsun yani bugünkü birincilik anlamında Final Spor ve Gemlik Spor, Süper Lig'de de yıllardır olmayan oyaklarının çekilmesiyle Tofaş ve Fırıttı ekstra Bursa Spor. Evet. Şimdi böylesine 5 profesyonel lig tabii bayanlarda Büyükşehir Belediyesi var. Baktığınızda müthiş bir katılım ve yelpaze var. Aslında bu hani Bursa için yeterli midir? Değildir tabii. Değil. İstanbul'dan 7-8 takımın liglerde olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Neden olmasın ama bir ara Bursa basketbol dip yapmıştı biliyorsun. Özellikle evet, evet. Tofaş'ın 12 Haziran 2000'de Süper Lig'den çekilmesiyle bugünkü adıyla. O zaman insanlara bir basketbola küskünlük olmuştu ki 99-2000 şampiyonluktan. Oradaydın yani. Evet şampiyonluktan günler sonra kapanması. Kerem Tuncer'le evet, evet. görüşürken kapanması falan. Evet. Hepimizi şok etmişti. Ben de hatta evet. askerdeydim. Bana da haber geldiğinde bana yüzbaşı dedi ki ne oldu bir yakınım mı öldü dedi. Yüzüm çarşamba pazarına dönmüş yani. Dedim Tofaş kapanmış dedim evet, yüzbaşım. Maalesef. O anlayamadı tabii o asker. Hatta Efe abi federasyona girerken yoldan dönüyor. Başka i̇şte böyle böyle transfer işleriyle uğraşırken. Yok hani lisansları şeyleri görüşmeye bitiriyor gidiyor. Diyelim. Ondan evet. gel A takım kapandı gibi bir şey oluyor. Evet. Ama olsun yine Tofaş bir şekilde toparlandı, devam ediyor. İşte yani o günlerden geldikten sonra Bursa Spor sanki böyle hani ayaklarının da çekilmesinin ardından bir dip yapmıştı. Sonra Taş Spor bölgesel ligden alan bir Tofaş. Evet. Tekrar lige yükselmesi, düşmesi, çıkması. Yani bir patinaj yaptı. Evet. Ben evet. 1996-2006 arasında Pot Altı programını 10 yıl televizyonda yapmış bir basketbol yazarı ve yorumcusu olarak benim de çok moralim bozulmuştu yani. Doğru. Sonuçta hepimizin sevdiği ve
sürekli zirveye oynayan, işte hala nostalji, ah David Rivers, ah Rashad Griffith, işte yakışıklı Mehmet Okur nerede falan filan. Ama o gün evet. Mesela Tofaş'tan çıkan Serkan Ordan bugün Bursaspor'un koçu. Antrenörü ve yani. Rakibi Tofaş'ı yendi. Evet başta. Öyle de bir derbi ilk hafta şey hani böyle bir usta ile çırak demeyelim evet. Ama biri amili takım, milli takımda sürekli adı geçen bir hoca. Diğeri Serkan Hoca, Ümit bir takımı 20 yaş, U20'nin başında. Evet. Güzel şeyler bunlar tabii. Değişmeyen tek şey değişim. Bu anlamda da bir yönetmenim uyarıyor. Kısa bir ara vereceğiz. Bizim de görüyorsunuz logomuz 10. yıl artık Bursa'da bugün olarak 10. yılı geride bıraktık. Geçtiğimiz günlerde bunun da bir tanıtımı oldu. Daha ilerlere hep beraber gitmek üzere diyoruz. Hocam izin verirseniz kısa bir reklam arası vereceğiz. Okay. Fruit Extra'nın sunduğu Pot 6 kısa bir aranın ardından devam edecek. www.bursadabugün.com Türkiye'nin en büyük yerel medyası. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter. Bursa'da bugün 94.2. Evine en yakın pastaneyi biliyorsun. Peki afet ve acil durum toplanma alanını biliyor musun? Canın sağ olsun demek isterdik ama sen de Türkiye.gov.tr'den yaşadığın yere en yakın afet ve acil durum toplanma alanını öğren ki canın sağ olsun. Hep huzurlu kalalım diye afetlere hazır ol. Evet, Pot 6'nın ikinci bölümünde yeniden birlikteyiz. Yaklaşık bir 25 dakikamız daha var. Tabii konuğumuz, tekrarlayalım, alt yazıda geçiyor ama bizi 94.2 ortak yayınında radyoda bugünden dinleyenler için de hatırlatmakta fayda var. Girişte unuttum bu anonsu yapmayı ama zaten ortak yayınlarım sürüyor. Final Spor'un sevgili genel menajeri Uğur Özmen. Uğur Hocam, dilerseniz bazı sorular gelmeye başladı. Cevaplayalım. Evet, onları da cevaplayalım. Sizin okuldan tabii çocuklar şu anda ders saati ya da çıkış evet. saatindeler. Belki 4, de şey biliyorlar. 4:45 evet, falan. 15 dakika sonra çıkacaklar. Derste izleyemedikleri için doğru. programı. Ama sonradan izlediklerinde program baştan başlıyor. Sıkıntı yok. Eyvallah. Sadece canlı soru alamayız. Metin Yüksek Hocam sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmaz. Futbol, basketbol her programa katılım sağlar. İyi bir Bursa Spor'dur. İnegöl'de de ilk öğretim okulunda maşallah. Öğretmen.
İyi yayınlar demiş. Uğur Bey'e saygı dolu selamlar. Teşekkür ediyoruz Metin Hocam. Biz de teşekkür ederiz. Aleyküm selam. Evet, bayağı da bakayım uzun bir şey mi? Ülke gündeminde basketbol gibi bir branşta gelişim sağlanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokoller hep kağıt üzerinde kalıyor. Daha yerelde basketbol okullarının eli nasıl güçlendirilebilir diye sormuş. Kalan maçlarda da başarılar dileyelim diyerek mesajını tamamlamış. Biz de teşekkür ediyoruz Metin basketbol Hocama. Basketbol okullarının eli nasıl güçlendirilebilir? Evet, soru bu. Aslında soru o ama... 10 puanlık uzman sorusu. Yok, benim Topaş'tan ayrıldıktan sonra 2007'de kurduğum, halen de devam ettirdiğim Uğur Böceği Spor Okulum da var. Evet. Konuya hani yabancı değiliz. Son zamanlarda bu spor okulları biraz arttı. Ama bana göre amacının dışında, yani çok böyle parasal... Ticari mi olmaya ticari başladı? Ticari olmaya başladı. Ben de bir okul açayım biraz para kazanayım falan yani, gibi mi? Tamam, spor okuluna gelenden ücret al ama mesela takım kuruyorlar. Takıma seçilmiş, oradan da ücret alıyorlar. Takıma işte, seçilenler ücret alınmasını anlamak mümkün değil ya. Takıma seçilenlerden ücret alıyorlar. Yetenekli adam ücretle oynar mı ya? Şimdi bir de bir hani iyi yapan idealist olanlardan bahsetmiyorum. Tabii ki onlar her işin var, şeyi tabii var. Bir de işin içinde şimdi bireysel eğitimler çıktı. O tam facia. Bireysel antrenör. Ha, biraz eğer çocuk maddi durum falan iyiyse işte gel sen ekstradan da şu antrenmanı yaparsan işte daha iyi gelişirsin. Euro Cup oyuncusu olursun. Tabii abartıyorum, öyle bir şey yok da işte daha iyi olursun diye. Oradan da mesela bir maddi beklentileri. Özel okul dersi gibi ha. Yani. Ha, o arkadaşım çok temiz niyetle sormuştur. En önemli sorun veya da en önemli diyelim ham madde, evet, spor salonu. Yani bir kere spor salonun yoksa spor okulunu veya basketbol takımını çalıştırmak çok zor. Taşıma suyuyla, okul olmaz. Salonlarıyla. İşte spor salonu da diyelim ki bir arkadaş kulüp kurdu. Hem spor okulu yapayım hem de oradan seçtiğim oyuncularla işte altyapı yapayım Lig diyecek. Katılayım. Hangi salonda hangi kirayı vererek çalışacak, işte nasıl olacak? Hani işin bir de bu taraftaki... Mesela bizim Mesut Gökçe var. Baktı ki bu... Kendi spor salonu geçmekle yaptı. Olmuyor. En sonunda salonunu yaptı. Evet. MC yani, olarak. Yani onun gibi. Çünkü mesela benim de spor okulum var. Finalin salonunda çalışıyoruz. Belli bir saatte benim altyapım var. Belli bir saatte onlar takım var. Tenis var. Gençler var. Şimdi diyor ki bir veli, benim diyor cumartesi günü kursum var. Kendince haklı. O saat benim, bana ayrılmış saatler sınırlı. Ya nasıl gelemiyor olacak? Ya haftada bir gün geliyor. Haftada bir gün gelmeyle çocuk ne kadar gelişecek gibi böyle bir sürü sıkıntı var. Ya zaten şimdi, bu Milli Eğitimle Spor Bakanlığı'nın bu spor okulları dışında entegre olmadığını ben hala görüyorum. Lütfen yanlışsa düzelt sevgili menajerim. Yani bakıyorum bu çocuk ya dersten kaytarıyor, işte futbol ya da basketbol, voleybol fark etmiyor. Turnuvalara giderken bir hafta okuldan kalıyor. Okuldaki branş öğretmenleri böyle böyle bakıyorlar. O çocuk kendi okulu ya da kulübü için başarı kazanmaya çalışıyor. Dersten ayrı kaldığı dönemlerde sonradan bir eskilerin deyimle tekamül kursu, arayı kapatma dersleri veriliyor mu bilmiyorum yani. Yani nispeten bizim eskiden hatırlarsın o dönemleri Tofaş'la okul olarak pilot okullar oluyordu. Erkek lisesiyle çalışıyordu. Beno Süleyman Çelebi ile çalışıyordu. Orada bizim dünya üçüncülüğü, dünya şampiyonluğumuz da geldi. Evet. Bizim elimiz öğrencilerin ve okul yönetimiyle beraber üstündeydi. Mesela derse gelmedi mi? İşte dersten mi kaçtı? İşte hep o dediğin zamanlardaki ilave kursları aldırıyorduk ama sonradan... Çınar Lisesi ile dünya şampiyonu oldu Brezilya'da. Evet, Çınar Lisesi. Sonra o dönemler biliyorsunuz Anadolu Lisesi olunca her öğrenciyi bizim oraya sokma şansımız yok. Sonra İstanbul'da özel okullarda böyle bir furya başladı. İşte onları alıyorlar, ediyorlar. Efes'in altyapısı yıllarda şampiyon oluyordu. Çoğu belki okula bile gitmiyor. Yalandan mezun oluyorlar. O da kötü. O da kötü. Hı. Yani bu işi nasıl düzeltiyoruz? İkisinin arası bir türlü bulunamadı. Yani. Çok eskiden Çınar Lisesi müdürlüğü zamanında Murat Bey vardı galiba. Murat Bey zamanında okul spor federasyonu kuruldu. Her okulda bir spor kulübü olsun dendi. Bu çok güzel hamdeydi ama o da böyle amacına ulaşmadı. Yani böyle salonu olan tedbirlerle. Salonu olan okullar spor kulübü kurarsa hiç olmazsa kendi içindeki öğrencilerden ya da yani çevredeki şeylerden ama basketbol ama voleybol işte bir branşlar koyup hem spora hizmet ederlerdi. Ama o şeyini yani bekleneni vermedi. Peki hocam, Türkiye'nin dördüncü büyük şehrinde spor salonu olmayan okullar var anlıyorum ben buradan hala. Sen şimdi spor salonu olmayan okullar var diyorsun. Merkezden kaç bahsediyorum. Kaç tane spor salonumuz var?
Maçlarımız oynayacak. Belki şimdi Atatürk'ün durumu Atatürk da yıkılacakmış. Öyle diyorlar. Yani benim içim cize diyor. Ne yapacağız? Gözümüz orada açtık. Yani bir Topaş'ta iki takım anca kendisine idare ediyor. Evet. Bunun antrenmanı var, konuk takımı şimdi, var. Laf açıp voleybolda Cengiz Göllü var eyvallah. Ama handball iş okul maçları. Ben şimdi kendi salonumda oynayamıyorum. Niye oynayamıyorum? Evet. Söyle niye oynayamıyorum? Kriterler getiriyorlar. 1000 kişilik seyirci kriteri var. O birincisi o. Birincisi o. En önemlisi o. Kardeşim, tek taraflı sizin. Benim 300 kişilik salonum var. Full doluyor. Öğrenciyle oynuyordunuz da güzel 2.5'ta. Kuruluş amacım ne? Öğrencilerim gelsin beni desteklesin falan. Sen diyorsun ki 1000 kişilik kriter. Ben gidiyorum Atatürk'e kaç kişi oynuyorum? Sen ben o geliyoruz. Öğrenciler 40, gelemiyor. Gelemiyor. Çünkü 40, cumartesi pazar. Evet. 40 kişi 50 kişi oynuyorum. Ha benim salonumun ölçüsü nizami değildir. Işığı yetersizdir. Ben bunu anlarım. Ama sırf seyirci kriterine bağlayıp beni bundan nasıl... Ben sizin okulda çok maç anlattım. Evet. 10 sene önce. Ya. Sonra bir kriter çıkardılar. Bu sene mesela Süper Lig'e uymuyor Atatürk Spor Salonu. Bursa evet. Spor'da Tofaş Spor Salonu'nu kiralamak durumunda kaldı. Tabii. Gerçi Tofaş'la tabii devletin özel protokolü vardı. Var. Bursa Spor'da bir şekilde o konuyu çözdü. Dünkü maçta da hazır konu birincige gelmişken oralardan da biraz bahsedelim. Mesela. Sevgili hocam. Tabii Bursa Spor, Fruit Extra Bursa Spor olarak dün eski adı Bamit olan onların adı değişti. Teksüt Bandırma'ya kötü bir gününde yakalandı diyeceğim. Çünkü bir ara 17 sayı geriye düştüğü maçı 72-62 kaybetti Yeşil Beyazlar. Ama evet. Buna rağmen potanın timsahlarını orada destekleyen 700 basketbol sever ki kontenjanı bir hayli aşmışlar. Evet. Ona rağmen Sezer Başkan içeri aldırmayı başarmış onları duyduğuma göre. Müthiş bir Bambit ambiyans. Forması giyip sonra çıkarıp Bursalı'ya evet, yeşil beyaz da biraz tabii aynı renkleri taşıyorlar. Bambit'in renkleri de değil artık. Teksütün evet. Rengi de yeşil beyaz. Oradan tabii kendilerine ayrılan yeri hınca hınç doldurdular ve maçtan sonra takımı tekrar tribüne çağırdı, moral verdi. Tabii bazen hani yaşamışızdır hep, takım halinde kötü oynarsınız, yapılacak bir şey yoktur. Ama şu anda bana deselerdi ki sezon başında ya da Bursa Spor yönetimine 6 maçta 3 galibiyetle lig playoff sınırında olacaksınız, 8. olacaksınız herhalde. Havada kaparlardı. Çünkü yerel rotasyonu çok sıkıntılı. Bir de dün i̇şte. Ender sakattı, hiç oynamadı. Evet. Evren, Erbil ve biraz Tevfik süre aldı ama onlar da yetmedi rotasyonu doğru. Genişletmeye. O doğru. Açıdan bakıldığında ben Bursa Spor'un dünkü maçını farklı bir yere koyuyorum. Moral bozmaya da gerek yok. Zira doğru. Oynadığı 5-6 takımın 4'ü Euroleague ve Eurocup takımlarıydı. Yani Efes, Karşıyaka, Tofaş, Darüşşafaka. Tek süt de Avrupa'da oynuyor. Hasbelkader denk geldi. Bir Karşıyaka maçını izledim. Evet. Spor'un. Bir de en son Efes maçını izledim. Efes maçında 3 periyot çok iyi mücadele ettiler. Başa sonunda baş, yoruldular. Şimdi zaten oraya geleceğim. Rotasyondan ben. Kaynaklanan şimdi, ama son dakikaya, 3 dakikaya kadar evet, devam etti. Şey yaptılar. Yoruldu çünkü ana main oyuncuları. Şimdi orada benim de dikkatimi çeken şey sakat. İzzet mi? İzzet sakat. İzzet dün oynadı biraz. Ha, dün ben o maçı bilmiyorum. Evet, dün 17 dakika kadar Ender oynadı. Giriyor. Birazcık bu dün de Ender sakat. Ha, müdafaa amaçlı herhalde Tuğberk giriyor. Az biraz Tuğberk, Tevfik oynuyor. Evet. Çünkü bizde de aynı şey geçerli. Yani şimdi o Vail triple double yapıyor falan ama biz onun maçın sonuna diri tutamazsak işte hazır tutamazsak. Dinlendirmezsek ne olacak? Olmaz. Gerçi yani, genç ama. Olsun yine de bir. Nefeslendirmek gerek. Aynı şeyi Bursa Spor'un da yapması lazım bence. Hani dışarıdan. Oyuncu gibi. Araçları olduğunu duyuyoruz ama tabii nasıl olacak bu ekonomik bir şey. Çok çünkü zor. Sezer Başkan diyor ki Nedim Yücel menajer de aynı şekilde. Yani biz para veremeyecek olduktan sonra oyuncu almak mesele değil ki diyor. Yani işte, alırsın oyuncuyu parayı veremeyeceksen. İç denge bozulduktan sonra o oyuncuyla papaz olduktan sonra ilk iki maaşı ödediler. Ben biliyorum. Nasıl olacak? Mesela Tofaş'ı da ben bu arada kutlamak istiyorum. Evet. Çünkü onlar da müthiş işlere imza attılar. Galatasaray gibi bir takımı 112'lere çıkarak yendiler ki Galatasaray geçen hafta 19 sayıyla Fenerbahçe'ye ilk mağlubiyeti tattırmıştı. Evet. Bir taraftan da 94.1 sayı ortalamasıyla ligin en çok sayı atan ortalamada takımı konumunda Bursa ekibi yeni adıyla Mavi Yeşilliler. Eskiden masmavi bembeyaz Tofaş sastı. Sası kalmadığı gibi kalmadı. Mavi beyaz da Mavi Yeşil'e döndü. Gitti.
Yarada fiyattan kırmızıya dönmüşler. Evet. Şimdi yeşil oldu. Şimdi Bursa'nın da yeşil, kalmayan ovanın yeşilinden renk aldılar. Efes Pilsen eski adıyla Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka'dan daha fazla sayı atmışlar. 565 evet. sayı Tofaş. Buradan tabii 6'da 5 ile ligde 3. sıradalar. İyiler. Tofaş'ı da kutluyoruz. Bursa'da her hafta güzel maçlar oluyor. Geçit'te bu hafta maalesef Karşıyaka basketbol 2. liginden bahsediyorum. Karşıyaka Belediyesi'ne İzmir'de evet. 86-58 yenildi ama Geçit'te kendi yağıyla kavrulan Mehmet Başkan'ın omuzlarında giden bir iş. Geçit'te şöyle Mehmet Ceylan'ı da buradan kutlamak lazım. Enteresan. Zaten işte ekonomik şartlardan dolayı kulüplerin durumu zor. Evet. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 10-20 takımla oynandı TB2'de. Bu sene 15'e düştü. Bu sene 15'e düştü. O da belki son anda hani birileri girdi. Geçit mesela son anda girdi, şey yaptı. Ve bir takım düşecek oradan. Mesela Geçit'in kadrosunda Uğur Dokuyan var. Mesela Uğur Dokuyan Tofaş çok Tofaş patentli bir oyuncu değil mi? Hep birinciliklerde oynamış bir oyuncu ama düzgün bir şey bulamadıkları için hem de Bursa'dayız. Bari oynayalım. Tabii. Belki işte SL TBL iyi bir transfer olursa çıkma opsiyonunu anlaşmışlardır. Doğru. Bizim kulübümüzde de oynayan Cem Koçal, Utku Bayraktar, Zafer Sezeral var. Çok eski oyuncular Enis, var. Enis Bayrak var. Serhat Uğur var. Serhat Uğur diyorum. Serhat Büker. Serhat Büker var. Evren'in abisi. Yani çok iyi bir kadrosu var aslında. Evet. Eski ama işte, Oğuz var. O da Oğuz biraz böyle menajer şey gibi olmuş. güzel bir kadroları var. 5-6 tane de 4 maçta bir galibiyetle bir galibiyet. İlerliyorlar. Yani biraz ligde şimdi, kalmak ilk sene hedef herhalde orada. Yok bence bu takım ligde kalmaktan öte işler yapabilir yani. İnşallah ben bütün Bursa takımlarının başarılı olmasını evet. dileyen bir spor yazarı da ya da evet. programcı olarak. Biz de programımız pot altı. Evet. Program artık son 12 dakikasına doğru yaklaşıyoruz. Final spor kulübü olarak burada bahsediyoruz. Levent Hoca ile güzel bir birlikteliğiniz var. Başarılı evet. sonuçlara imza atıyorsunuz. Teknik ekip olarak Bursa'da yıllarca çalışmış insanlar var kadronuzda. Evet. Burada beklentiler ne? Bu sene tamam hedef playoff'ta en az yarı final oynamak gibi anladım. Hı hı. Yani bir uzun vadede yani biz buradan da bir şekilde çıkarız diye kendinize Süper Ligi de görelim gibi bir hedef koyuyor mu İhsan Başkan? Ne diyorsunuz? Güzel yerden geldim. ya da ben, aslında ben İhsan Başkan'a geçen toplantıda şampiyonu kutlaması yemeğinde şunu söyledim. Hani sende de var hocam aynı şey. Yani never give up dedikleri asla evet. pes etme. Pes etmem abi. Başkanım dedim. Yani siz indiniz çıktınız pes etmiyorsunuz. Ben sizle 10 sene önce de çalıştım. Maçlarınızı da anlattım. Bir basketbol yazarı olarak spikeri artık nereye koyarsanız bizi. Final sürekli bu liglerde var. Ve pes etmeyin dedim. Bakın bugün kupa geldi. Yarın öbür gün belki başka bir şey olacak. Bu hani... Önemli olan niyet. Burada spor yaptırma niyeti var. Basketbol çok değerli bir spor. Bir taraftan da hani Süper Lig'e çıkıp da asansör takım olacağına çıkma daha iyi derler ama doğru. hedef bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Nedir yani? Yok hedefimiz yani benim geldiğim ilk yıllarda da söylenirdi. Şöyle örnek vereyim. Mesela bu salon, bu okul bizim değil. Eski Namık Sözler'den kiralık. Biliyorum evet. Göynüklü'de 28 dönüm bir yer alındı. Dershaneler kapanmadan önce. Mudanya yolunda. Mudanya'ya gitmeden sağ Tepede yönlükle gidiyorsun. Evet. Çok güzel bir yer. Havadar bir yer galiba. Ha, çok güzel bir yer. Oraya işte deniz manzaralı. Büyük bir kampüs yapılacak. Öyle mi? Ben de şey dedim muhakkak çift salon olsun. Çünkü bu eğitim kurumu lise salonunda çalışıyoruz. Eğitim zamanı öğrenci oluyor. Ben mesela istediğim saatte giremiyorum. Altyapım giremiyor. Başkan salon, ne dedi? Her şey tamam. Proje de yapıldı. Çift salon. Fakat... Ne oldu sonra? Devlet Baba dershaneleri kapattı. Proje kaldı. Hı hı. O bazda açılacak. O bazda kaldı. Hı hı. Yani şimdi... Ben okulu taşıma gibi anladım. Tabii. Belki buradaki okul yine devam ederdi ama oraya büyük daha büyük bir kampüs yapılacaktı. Kampüs gibi, işte evet. spor salonu evet. falan. Kaldı. Neden kaldı? İşte ekonomik şartlardan dolayı kaldı. Şimdi mesela 3 sene oldu galiba. İlk üniversiteyi şeyde açtı final. Kıbrıs'ta final üniversitesi var. Hmm. Onun işte biraz daha böyle palazlanıp
gelir kâra geçme şeyi olduğu süreçte oradan da bize bir destek geleceğini söylemişti başkan. Hedefler öyle diyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam bu sene en çok öğrenci artışı, Kıbrıs'ta öğrenci artışı olan üniversite konumunda. Ama kolay bir şey değil. Şimdi denk gelir. Nasıl Türkiye şampiyon olduk Federasyon Kupası'nda? Rüzgar bizi iter. Yukarılara geliriz, final oynarız, bir şey olur ama dediğin gibi oraya çıktığın zaman en uygunundan bile yabancı alsan 5 tane yabancı ile oynayacaksın. Evet. Biraz el ayağı düzgün Türk alacaksın. Belli bir bütçeye sahip olmak lazım. Ama en azından konuşmamın başında da söyledim. Kulübün 13. benim 12. yılım. Hiçbir zaman sıkıntı yaşamadan bugünlere geldik. Düşsek de çıktık. Bu seneki yapılanmayla ve biraz da Türkiye Kupası'nın ardından ligde de başarı gelirse iyi oyuncular yine bizi tercih edecektir. Biraz da ekonomik şartlar düzelirse azıcık bütçemiz de artar. Neden olmasın VSL'ye çıkabiliriz yani. Evet, bu süreçle alakalı diyorsunuz. Evet, süreçle alakalı. Böyle bir kendimize bir bir sene sonra, iki sene sonra kapatma diye ya da bir öyle yok, yıl olarak yok, koymak yok. Şu an için doğru olmayacak doğru herhalde. Olmaz, doğru çünkü olmaz. Onun stresi de yaşanırsa belki bir sıkıntı doğabilir. Zaten hani hayatın şartları gibi, hani yarından ne getirir bilinmez. Bu açıdan da şimdi çok not aldığınızı görüyorum. Şey burada için, basketbol hani camiası ile ilgili. Yok, şeyi yazmıştım. Final eğitim kurumlarının çok güzel bir sloganı var. Final ile hem yaşam hem sınav başarısı. Çok evet. Doğru bir söz. Neden doğru bir söz? Sadece dersle, işte otur, ezberle, şeyi yap, sınavı kazan, ne olmuyor. O öğrencilerimizi yaşama da hazırlamamız lazım. Benim de çok beğendiğim bir slogan. Evet. Şimdi biz oraya inşallah bir slogan daha ekleyeceğiz. Finalle hem yaşam hem spor başarısı, hem yaşam hem sınav başarısının yanına bir de spor başarısı ekleyeceğiz inşallah. İnşallah. Türkiye Kupası'nı alarak ilk adımını attık. Arkasından da bu niye olmasın. Bir de demin senin söylediğin gibi benim bütün işte Facebook'ta, Instagram'da da kullandığım, normal hayatta da kullandığım sloganım var. Never give up. Asla vazgeçme. Öyle yani, hiçbir konuda tamam. Hiçbir şeyden asla vazgeçmemek lazım. Yani, doğmadan neler var? Olabilir. Başarının sırrı da herhalde önce inanmak ve onu kovalamaktan geçiyor. Doğru. Bütün hepimiz yani çoluğumuz çocuğumuz da okuturken mesela kimisi diyor ki ben matematiği anlamıyorum. Sen kendini bilinç altında matematiği anlamıyorum diye kodlarsan zaten anlamaya çalışsan da ben anlamıyorum derdin. O zaman olmuyor yani, her şekilde. Tabii çalışmaya devam etmek lazım. Mesela gurbet ellerden, Amerika'dan oyuncular geliyor buraya ekmek parası için. Evet. Ve burada mücadele ediyorlar. İşte bir bakıyorsunuz 23 yaşında Will diye bir oyuncu geliyor. Vallahi. Yaptığı smaçlar, şovlar. Alt üst ettiler. Bilmiyorum yani, bir acaba All-Star'da özel smaç şov mu yapılsa? Enteresan. Maçın içinde de yani canlı olarak yapıyor. Evet. Aleyhüp'ten karşı duvardan pas alıp smaç attığını falan gördüm videoda. Evet, evet. Enteresan. Maç içinde Aleyhüp yaptı yani şeydeki maçlarda. Yani aslında basketbol bununla güzel. Yani eskiden Tyrone Box vardı bizim gençlik yıllarımızda NBA'de. 1.70 boyla çifte smaç basar derdik biz. Evet. Ağız, yani halk arasındaki ağzıyla. Evet. Slam dunk yapıyordu. Müthiş şimdi yani, böyle genç ve kısa boylu da 1.75 basketbola göre nispeten 10 rebound için kısadır yani. Yani bir rebound'lar alıyor bazen, böyle gökyüzünden alıyor. Aslında işte bu ne demek? Genç oyuncular için sen de eğer kendini geliştirirsen, ben bunu yapacağım dersen, kısa olsan da basketbol oynarsın, kısa olsan da rebound alır, asist yaparsın, top çalmada top hırsızı olursun. Doğru. Bir şekilde yani en güzel hırsızlık top hırsızlığı, bu da maçın içinde yapılan. Yapıyor zaten. Evet yani steal dedikleri, yani evet, turnover doğru. Yapma, top çal. Ama kardeşimizin biraz turnover'da da liderliği var. Evet yani top kaybında da Türkçesi. Eğer liderse tabii, hani her güzelin bir kusuru olur derler. Oluyor işte, o da çok hızlı oynadığı için bazen o risk oluyor. Koça saç baş yolluyor diyeceğim ama Levent hocam yok, artısı yani. Daha iyi. Artısı daha baskın geliyor Allah'tan da. Artısı daha güzel. Sanıyorum sempatik de bir kardeş. Yok, çok sevimli. Çocuk yani, çocuk diyoruz yani bizim evladımız yaşında. Ve takım içinde de seviliyor. Ben ona maskeli kral diye ilk maçta bir yazı yazmıştım. Evet. Triple double yapınca, ama o maskeyi çıkarınca rahatladı herhalde.
Tabii ne kadar şey de olsa bakış açısını engelliyor, tabii. Kayıyor, şey oluyor. Onunla mı uğraşacaksın, işini mi yapacaksın? Nazlı bir şey değil. Yani genelde böyle yabancılar sakatlanmayayım şey yapar. Sakatlanınca da bir oturmak isterler. He, bu hiç o taraklarda bizi yok. Yani çok on numara çocuk. Evet, artık programın son dakikaları. Buradan basketbol severlere nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Sayın Başkan her maça gelmeye çalışıyor. Evet. Yasin Bey ile beraber. Tahsin Bey de var tabii, Tahsin Yıldırım, evet. Koordinatör. Müdürümüz. Müthiş, çok da sevgi dolu bir aileniz var. Ben evet, yıllardır evet. Tanıyorum. Çok da kemikleşmiş bir aile. Doğru. Böyle kolay kolay değişmeyen bir yapı. Doğru. Buradan nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Yani final spor kulübünün maçlarını izlemek isteyenlere, Atatürk Spor Salonu dediniz. Bu cumartesi 2.30'da Fethiye maçı var dediniz. Şeyimizi tekrarlayalım. En yakın zamanda bu hafta sonu cumartesi günü saat 14.30'da Lokman Hekim Fethiye ile maçımız var. Önemli bir maç. Evet. Tüm basketbol severleri, tüm Bursa halkını hem maçımıza bekliyoruz hem de final eğitim kurumlarının takımı final sporu desteklemeye evet. bekliyoruz. Bilet ücretimiz gerçekten çok uygun. Nasıl ödeyeceklerini bilemiyorlar tabii. Yani 2 lira. Çok zor. Kredi mi çekerler, ne yaparlar? 2 lira gibi bir rakamımız var. Ve emektar Atatürk Spor sonra maç seyretmenin zevki başka zaten. Çünkü belki maalesef yıkılma şansı da var ama 3 ay sonra, 3 hafta sonra bilemiyoruz. O konuda tabii bir netlik yok ama dedikodular yani, dolaşıyor. Ama şöyle de bir şey var. Yani devlet baba, duy sesimizi. Koca Bursa'da 2 tane salon var. Evet. Hani birini yıkabilirsin. Süper Lig uyumlu deprem, bahsediyoruz. Yok, sırf Spor Bing değil. Deprem yönetmeliğinden dolayı ön tarafta bir çalışma yapmışlar. Belki hani riskli olduğu için yıkılabilir. 74'ten kalma. Yani yıkılabilir ama yerine yenisini yapalım lütfen. Evet, yani koca mesela Bursa, Abdi İpekçi yıkıldı ama yerine atıyorum TOKİ dikilmedi yani, ya da park bahçe yapılmadı. İşte bir tane oraya muhakkak daha yıkılacaksa daha uygun. Daha hatta modern. Çift salon mesela Ankara'daki o yeni yapılan sporda evet. yine maçların biz TB2 ile TB Ankara Arena'ya mı diyorsun? Arena'da bir salon daha var. Biz orada TB ile maçları bile oynadık. Yani öyle bir salon olması lazım. Çünkü altyapının da oynayacağı salon yok. Doğru. Çekirgedeki salon nizami değil. Çekirge zaten kafana vuruyorsun, evet. yarılıyor merdiven altında. O yüzden işte yani buraya biraz daha destek de bekliyoruz devletten. Evet, çok güzel bir mesajla bitirdiniz. çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah başarılarınız devamı gelir. Yeni çok kupalar, müzeniz genişler. İnşallah. Biz de zevkle izlemeye, desteklemeye devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, programımızın bugünkü konuğu Final Spor Genel Menajeri, çok eski dostum, 32 yıldır tanıdığım bir abim. Sevgili Uğur Özmen'di. Uğur Hocama teşekkür ediyoruz. Bu arada biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir sıcak da acı haber de aldık bugün. Gerçi futbol ama spor camiası birlikte. Bir dönem 88-89'da Bursa Spor'da çalıştıran Yılmaz Göktel hocamız maalesef bugün 79 yaşında hayatını kaybetti. Allah Yılmaz hocamıza da buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok iyi bir hocamızdı. Çok iyi bir insandı. Bizim rahmetli Mehmet Basit'in düğününe bile tatilini yarım bırakıp gelmişti. Öyle evet. de sevgili bir sevgi dolu bir insandı. Bir kez de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu arada yarın saat 17'de Bursa'da spor futbol programıyla karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Tekrar teşekkür ederiz hocam. Tamam. Haftaya Tofaş'a Limoj başında başarılar evet, dileyelim. Tofaş'ın da çarşamba akşamı Fransa'da çok önemli bir Euro Cup maçı var. Başarılar evet. diliyoruz. Haftaya maçlar devam edecek. Biz de Allah'ın izniyle her pazartesi akşamı maçlar çakışmazsa saat 19'da akşam 7'de karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.